Evet beyler, bu videoda sizlere Harrier'da ayar mevrik kullanırken şu gördüğünüz ısı güdümlü mevrikler var. AGM65F diye geçer, AGM65F diye geçer. Şu zaten onların seçili olduğunda turuncu başlıklarından anlayabilirsiniz. Isı güdümlü mevrikleri kullanırken kullanırken demeyeyim, sadece hattan kullanmayı. Bu sefer targeting pod kullanmayacağız. Sadece hat sistemini kullanacağız. Filir sisteminden destek alacağız. Kendi arayıcı başlığını kullanacağız aslında. Temelde ayar mevrikleri sadece kendi arayıcı başlıklarıyla kullanacağız. Kendi filir sistemimizden ısının nerede olduğunu hatta göreceğiz. Bu yönden bir desteği olacak. Bu şekilde kullanacağız. Şimdi hangi tuşları kullanacağız onu söyleyeyim. Çok kolay kullanması. Multiplayer oyunlarda, yani çoklu oyunlarda en sık kullanılan mevrik türü demiştim zaten, ayar mevrikleri. Şimdi bu videoda sebebini anlayacaksınız. Birincisi, en başta sensor select switch right diyeceğiz. Sağ shift right yapacağım. Yani ben sensor select switch right dediğim zaman filir görümünü alacak. Bu zorunlu değil fakat yine de görmek açısından iyi. Fakat zorunlu olan ardından ayar mevrikleri seçtikten sonra armament panelde, silah panelinde cage uncage diyeceğiz. Cage uncage dediğimiz zaman ayar mevrikler sol pencerede açık olacak. Ardından sağ shift up yapacağız. Yani sensor select switch forward diyeceğiz. Ayar mevrikleri seçeceğiz. Temelde 3 tane tuş kullanacağız. TDC'lerle, şunlarla TDC, AFT, forward, left ve right. Bunlar klavyedeki yön tuşlarıydı. Bu tuşlarla da şu gördüğünüz tuşlarla şöyle seçeyim. Yukarı aşağı sağ sola yön tuşlarıyla da o kareyi yönlendireceğiz. Birazdan ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ateşlemek için de tabii ki Bomb Pickle, Release Bombs, Launch Rockets ve Mavericks diyor. Zaten Maverick burada. Joystick'teki ateşleme tuşunu atadım. Bunları kullanacağız. Başka hariç bir tuş kullanmayacağız. Şimdi başlatıyorum oyuna. Hemen bu sefer aktif pause almayacağım. Master alarmlarımı açtım. Air to Ground Mode. 2 no'lu pilonu seçtim. Zaten 2, 3, 5 ve 6 no'lu pilonlarda. Ardından sağ shift sağ yapıyorum. Sağ shift sağa bakan yön tuşu. Görüyorsunuz şurada geldi filler sistemi, sadece destek olsun diye. Ardından cage uncage button yapacağım. Biraz hızımı azaltıyorum. Cage uncage button, sol kontrol D dedim. Sol tarafta ayar mevrik geldi. Ardından sağ shift up yapıyorum. Sensor select switch forward diyorum. Şimdi TDC'den hareket ettirince bu şekilde göreceksiniz. Biraz daha yakınlaşacağım. Isılar 6 tane tank var. 3 tanesi sağ tarafta, şu Simon. 3'ü sağ tarafta. Diğer 3'ü de sol tarafta. Şuradan şu V harflerini görüyorsunuz. Onlar ısıyı algılıyorlar. Birazdan orayı seçeceğim. Şu an TDC'den, yön tuşlarından, klavyenin yön tuşlarından seçiyorum. Bakın şuradan bir hedef bulmasını bekliyorum. Buldu. Ateşledim. Cage on cage dedim. Tekrar sensor select switch forward diyorum. Bu sefer de şuradan bulalım. Bulursa tabii ki. Şu an füzenin aracı başlığı orada arıyor. Çok yakınlaştık. Buldu. Diğerini attım ve son sürat kaçıyorum buradan. Şöyle de görebilirsiniz. İlk füzemiz vurdu. İkincisi de gidiyor. İkincisi de başarılı bir şekilde vurdu. Şimdi istersem tekrar dönüp tekrar bir saldırı başlatabilirim. Şöyle tam gaz verdim. Combat thrusterları da açıyorum. Ne yapıyorduk? Cage, uncage button, ardından sağ shift yukarı tuşu, yani sensor select switch forward yapıyorum. Çok basit tuş kombinasyonları. Ardından ateşlemek kendi otomatik buluyor. Hızımı kestim. Dönerken de biraz yavaşlayacak. Evet, ne yapıyordum? Cage, uncage diyorum önce. Dedim sensör select switch yukarı.
Evet, biraz fazla kaymış bu sefer. Şöyle, şu an bayağı hızımı yavaşlattım. Hızımı da görüyorsunuz. Buldu. Ateşledim. Bakalım başka vurabilecek miyiz bundan? Evet, farklı bir konuma gitti sanırım benim sensör select switch. O yüzden buradan uzaklaşıyorum. Evet, diğerini de vurduk. Bir tane füzemiz kaldı. Şöyle göstereyim üzerimizde. 4 tane taşıyabiliyoruz maksimum. Bir tane kaldı. Son bir kez döneceğim. Evet, mümkün olduğunca uzaklaşıyorum. Evet, bu kadar yeterli. Çok fazla da uzaklaşmayalım. Hızımı yavaşlattım. Cage, uncage button diyorum önce. Seçildi. Ardından şurada gözüktüler zaten. Bir tane daha hedef var. Bu sefer biraz zoom yapıp göstereyim size. Şuradaki tanklardan. Evet, buldu. Ve son füzeyi de gönderiyorum. Görüyorsunuz çok güzel turuncu. Bu arada uçağımız düşerse düşsün. Son kez bir göstermek istiyorum size şöyle. Ve bu şekilde diğerini de vurduk. Düşerse düşsün sorun değil. Füzeyi de göstermek istemiştim. Diğer hedefler de burada. Hareket halindeler. Görüyorsunuz. Ama biz oradaki kısmı zaten hallettik. Umarım faydalı olmuştur beyler. Umarım beğenmişsinizdir. Ayar mevlik kullanması oldukça basit. Multiplayer oyunlarda da işinize yarayacaktır. Sorunuz olursa daima yorum olarak yazabilirsiniz. Yanıtlarım. Ya da kafanızın karıştığı herhangi bir yer olursa daima yanıtlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.